Efendim kanalıma hoş geldiniz. Güzel insanlar hoş geldiniz de diyelim. Ee, öncelikle Yılmaz Vural hocamıza acil şifalar diliyoruz. Durumu biraz e, kritikmiş yoğun bakımda. E, ve e, bir kez daha bu hastalığın ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu e, hatırlatmakta fayda var. Maske önemli. Ben bugün bir yere kadar gittim. Hakikaten öyle sigara içenler, maskeyi yarım takanlar falan bir sürü sıkıntılar var. E, Allah sonumuzu hayır etsin hocamıza geçmiş olsun dikkat etmekte fayda var e, video başlamadan önce Aykabaca havalandırma Nafi Emir Doğrukul Cihangir Görgülü Ege Gonca Kurabiye Emrah Kavuştu Halil Karatepe ve Ahmet Dalmış'a teşekkür ederim e, rozet desteklerinden dolayı e, böyle bir deneme amaçlaşmıştım ama e, baktım üye olanlar var. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Güzel şeyler olacak orada. Onu belirtmekte fayda var. Bir de bir eleştirim var. O yorumların arasında görmüştüm. İşte neden beğeni az falan filan gibi. Ben gayet memnunum. Beğeninin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Like'ın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İzlenmelerin, insanların yorumları çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben öyle yüz binlerce, milyonlarca beğeni falan. Hayır bu amaçla söylemiyorum bunu. Kanalı büyütme açısından. Fakat arkadaş beğenmiyor. İşte çekim şöyleymiş, çekim böyleymiş. Arkadaşım ben burada Hollywood'da film çekmiyorum. Hollywood senaryosu düzenlemiyoruz, yazmıyoruz. Bizim amacımız amatör de olsa verdiğimiz bilgi doğru mu değil mi ona bakmak. Tabii ki çok daha böyle janjanlı, paketleri daha güzel olunca içi dolu zannediyorsun ama bazı şeyler boş çıkıyor. Önemli olan burada ne anlattığımız tabii ki daha güzel montajlı videolarda gelecek. Ama arkadaşım ben diyorum ki gelene kadar bu böyle. Bunlar anlık videolar. Bunlar yani ben bunu konuştuktan sonra belki bir saat sonra Twitter'a düşecek. Ee, ben konuşmazsam veya bekletim, montaj yapayım dediğinde belki herkesten geri geleceğim. Haber, haber süs istemez. Bakın gazete başlıklarında da öyledir. Şeylerde de haberi önce en kötü gazete yetişmeyen gazetedir ya. En kötü. O yüzden arkadaşım beğenmiyorsan çok güzel çizgi filmler var YouTube'da. Böyle can canlı falan. Onları seyredebilirsin. Allah aşkına o yorumlar içerisinde yazıp da oradaki insanları da germe, beni de germe e, engelliyorum. Net söyleyeyim. Biz burada şey e, yani böyle gösteri falan yapmıyoruz. Abi cambaz değiliz. Bilgi aktarıyoruz. Şimdi aktardığımız bilgiye gelelim. Vida yok der de. Dünkü videoda Gökhan Töre de söyledik. Bugün açıklanıyor. Gökhan Töre de yok. Çünkü sakatlığı vardı. Antrenmana katılmadığını dün söylemiştik. Antrenmanı bıraktığını söylemiştik. Adem Laj bugün idmana çıktı. Bu demek değildir ki Fenerbahçe maçına hazır. Bugünkü idmanda hafif bir ter idmanıydı. Artık ağır idmanlar haftanın ilk günleri yapıldı. Sonraki idmanda biraz daha hafifleşiyor arkadaşlar. Taktiğe dönüyor iş. Yani bugünkü Adem Laj için idman performansı bir ölçü değil. Yarın da çıkıp çıkmayacağı belli değil yani şu an çıkacak gibi gözüküyor ama çıkmayabilir. Çıksa dahi ilk 11'de yok onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Maç kadrosuna alınabilir mi alınmayabilir mi bu yönde böyle bir haber yaptım millette tabi internet sitelerinde biraz şey oluyor hani yıldız oyuncu işte yok götürülmüyor falan yok yani götürülebilirdi ama kadroda isim olsun diye götürebilir demek istediğim nokta da o ama oynamaz. Belki de mecbur kalmadığı sürece Sergen Hoca oyuna sonradan da dahil etmez. Hamle oyuncusu olarak Adem Lajic'e sıra gelene kadar çok isim var. Birinci sıra Enkudu bence. İkinci güven var. Efendime söyleyeyim, e, yani hasist var muhtemelen. Hamle oyuncuları bu şekilde olur. Fazla da değişiklik yapmayabilir. Oyunun gidişatına göre belli bir süreye kadar da değişiklik yapmayabilir işler iyi giderse. Adem'le işteki durum budur. Yani Adem'le için antrenmana çıkmış olması Fenerbahçe maçının ilk 11'inde olacak anlamına gelmiyor. Wellington da ilk 11'de değil. Şu anki kadro o. Kadro belli. Kadro ne? Medipol Başakşehir maçının kazanan kadrosu. Oraya bir tek Rozier geliyor. Zaten Dorukhan cezalı. Zaten Ersin cezalı. Ha Dorukhan cezalı olmasaydı ne olurdu? Bence bence Souza Atiba Mensahin olurdu. Yani orada Dorukan olacağını zannetmiyorum. Çünkü Mensan, Medipol Başakşehir maçındaki ilk yarı performansı çok çok beğenildi. Belki e, derbide ikinci yarı çıkan Mensah'ın yerine Dorukan oyuna dahil edilebilirdi. O bir hamle oyuncusu da olabilirdi. Ona da ayrı bir parantez açalım. E, takımın durumu nasıl? Ga gayet iyi yani oldukça iyi. Ha bu arada hamle oyuncusu Oğuzhan da var. O da yetişmişti biliyorsun. Son 20 dakika, 25 dakika, son yarım saat oynayabilir. Ee, en sakala geldi. Fakat en sakala gelecek olması Rıdvan'ın kesecek anlamına gelmiyor. Arkadaşlar, bugün ve yarınki antrenmanlar taktik içerikli. Eğer Rıdvan derbide iyi oynarsa, yani skor ne olursa olsun. Fakat 5 taş yenildi diyelim, maçın adamlarından biri Rıdvan diye dersek. Yendi. Berabere kaldı. Maçın adamlarından biri Rıdvan dersek o sol bekte yani en sakaranın sülalesi gelse Rıdvan'ı kesemez. Büyük bir ihtimal. O yüzden Allah Rıdvan'a şans versin. Yardım etsin. Desteğim de onunla. Onun için de dua ederim. Rıdvan'ı çok seviyorum. Çünkü çok çok iyi bir karakter. Beşiktaş altyapısının ete kemiğe bürünmüş hali efendiliğiyle inşallah e, derbi dedi güzel oynar ki alabildiği kadar alsın başını gitsin. Alabildiği kadar. Hata yapsın önemli değil. Kimler hata yapıyorlar? Böyle bir durum var. Peki stoper de Montero Necip kusursuz oynarsa diyeceğim ama en iyi stoperlerde bile kusur oluyor bazen. Necip ve Montero eğer yeterli seviyede oynarsa ve hocayı, camiayı, taraftarı tatmin edebilecek şekilde oynarsa yani stoper hattında da çok radikal değişiklikler olabilir önümüzdeki dönemlerde. Arkadaşlar yani çok sıkıntılı maçlar oldu iyi stoperlerle. Yani bu çocuklarla eğer iyi işler oluyorsa... Düzeni niye bozsun hoca? Ben bozacağımı da zannetmiyorum. Sergen hocanın bu yönünü de severim açıkçası. E, katı fikirlerinde bile hayatın gerçeğini gördüğünde fikrini değiştirebiliyor. Bazı hocalar kendiyle inatlaşıyor. Bazı hocalar. Sergen Yalçın'da böyle bir durum yok. Yani sezon öncesi eminim ki kafasında olmayan Larin bugün devre arasında teklif gelse sakın satmayın durumuna geldi. İşte bu Sergen Hoca'nın fikrinin değişmesini neden oluyor? Değişmeli zaten. Yani ben öyle dedim geri adım atmam diye bir şey yok. olmaz futbolda. Futbol çok farklı bir şey. O nedenle e, işte Rıdvan iyi oynasın, Necip orada iyi oynasın, Montero uyum içerisinde olsun, Mensah iyi oynasın, Larin solda oynasın, Enkudu'yu kessin Larin, Rıdvan efendim, en sakalayı kessin, Necip Vida'yı kessin ya. Ya Necip Vida'yı kessin sonra gelsin beni kessin, razıyım. Hakikaten çok büyük bir kazanım. Gerçekten çok büyük bir kazanım. Yani Vida gibi bir oyuncu belki o od adam oynamak isteyecek Vida. Yani belki gider. Böyle düşünmek lazım. Yani en ya şöyle bir örnek vereyim. Lens'in geldiğinden beri yapamadığını Kalliler'in iki ayda yaptı. karlerin iki ayda yaptı arkadaşlar. İnanılacak gibi değil. Lens'in geldiğinden beri yapamadığı. Yani Atiba'nın 7 senede aldığını, Lens 2 senede aldı. Artık bunlar değişmeli. Beşiktaş'ta bunlar değişmeli. Yok isimmiş, yok oymuş, yok işte falanca menajerin oyuncusuymuş. Beni ilgilendirmiyor. İsterse babası Johan Cruyff olsun. ilgilendirmiyor beni. Bakacaksın sahaya. Ne veriyor? Ne alıyor? Maddi olarak aldığının karşılığını veriyor mu? Ona bakacaksın. Ona göre karar vereceksin. Benim e, dün de A son sayfada o kadro Anlattığım şekilde benim beklediğim kadro o bir aksilik olmaz ise virüs dolaşıyor her yerde zaten efendime söyleyeyim sakatlık falan olmaz ise kadro hemen söylüyorum Utku sağda Roziyer solda Rıdvan ortada Necip onun yanında Montero önde Souza Atiba onun önünde Mensa solda Kallerin sağda Gezal ileride Abu Bakar bu kadro kağıt üzerinde de saha üzerinde de iyi kadro arkadaşlar burada Hakem faktörü çok konuşuluyor. İlk kez böyle bir hakemin böyle bir maçı atandığını görüyoruz. Maçtan önce bir sürü dedikodular çıktı. İşte şurada çalışıyor, çalışıyor, burada çalışıyor diye. Evet, herkesin gözü hakemin üzerinde. Herkesin gözü. Eğer MHK genç hakem oynatacağım, sahaya süreceğim diyorsa ben de anlamları perim. Sergen Yalçın, Ersin'i, Utku'nun, Rıdvan'ı oynatması gibi bir şeydir bu. Ama herkesin gözü onun üzerinde. Çünkü üzerinde çok ağır bir derbi yükü var. Allah hakem şansı versin. Vardaki hakem de çok önemli tabii ki onu bilmiyorum kim olacak. Ama sahada adil bir hakem olduğu sürece ben Beşiktaş'ın oyun olarak zorlanacağını düşünmüyorum. Bak sahada yeter ki adil bir hakem olsun. Yenilir yener ayrı. Ama adil bir hakim olduğunda Beşiktaş'ın oyun olarak geride kalacağını zannetmiyorum. Çok güzel bir maç olacak. Medipol Başakşehir maçı gibi tarihe geçebilecek bir maç diye düşünüyorum. Efendim bu akşam artı futboldayız. Trabzonspor maçından sonra Ağız Spor A Spor'da artı futboldayız. Günün gelişmelerini değerlendireceğiz. Hepiniz beklerim. Sağlıcakla kalın güzel insanlar.